Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlarım. Bugün yine efsane bir videomuzla karşı karşıyayız. Dostlarım yine güzel bir video oldu. Bölümün sonunda güzel bir getiri elde ettik. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Çok fazla farm atamadım dostlar bugün ama genel olarak emotlar üzerinden gittik. Umarım videoya bir beğeninizi, bir yorumunuzu bırakırsınız. Çünkü biliyorsunuz ki beğeni ve yorumlar bizim için çok önemli. Nokta dahi olsa yorumunuzu eksik etmeyin dedikten sonra haydi geçelim videoya. Dostlarım videomuza BDV'mizle başlıyoruz. İnşallah güzel bir win alırız diyelim. Şöyle girelim şu priyeste. Yere vuraraktan. CC'miz yok sanırım ama evet CC şimdi geldi. Gayet güzel. Şu priyesi düşürebilirsek çok güzel. Bizim asaslar falan felaket. Şöyle girelim. 3 dostum sende. Arkaya doğru sarkalım dostlar şöyle. Kendimize güvenimiz tam olarak gelsin. Devam beyler. Devam 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 devam. Şöyle vuralım. Çok güzel. Yani bizim parti şu an maşallah var. Çok güzel. Çok güzel. Bu BDV %99,9 bizde dostlar. %99,9 bizde çıkabilirler. Güzel. Yeşil kutuyla başlayacağız sanırım videomuza. Bu arada dostlar videoya girmeden önce ufak tefek görev yapıyordum. Bu karakteri de Rebiki'ye atacağım inşallah. Öyle bir hedefim var. Yaklaşık 9 milyar XP istiyor ama bütün görevleri yaparsak zaten 1,5 milyar kasılı. Belki işte Rebiki'ye atarız diye düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. Acelesi yok yani bu çağın şimdilik ama görevler sıfırlanmadan görevlerini yapalım istiyorum. Birlikte göreceğiz. Şu adama bir de alalım biz bir. Çok güzel. Devam. Aman dikkat. Yatmayalım. Güzel 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 güzel. Priest'e yapışabilir miyiz ya? Manamızı da çektiler ama. Yapış 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 yapış. Çok güzel. Parti tertemiz dostlar ya. Çok güzel temizliyoruz. Güzel biz de adam kestik sonunda. Çok güzel. Yani delik deşik ya beyler. Adam net bir BDV. Şuradan vurabilir miyiz? Des olma BDV'de çalışmıyor biliyorsunuz. Maalesef çok güzel. Çok güzel. Evet dostlarım gördüğünüz gibi BDV'mizi kazanıyoruz. Bir adet yeşil kutumuzla başlıyoruz. Gayet güzel. Şu XP kağıdının görevini vereceğim dostlar gidip. Hani XP kağıdı görevi var biliyorsunuz. 2,5 milyon XP veriyor. Ben zaten X kasmıyorum. Sadece görev yapıyorum. Hiç yoktan şu görevi de vermiş olalım. Şu XP kağıdı görevi. Aynen öyle. Şunu verelim. 2,5 milyon XP. 2,5 milyon XP. Temiz aldık. Şimdi dostlarım yeşil kutumuzu koyuyoruz. Daha sonra videomuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet dostlarım tekrardan birlikteyiz. Şöyle sağ tarafı göstermek istiyorum dostlar. Çitin setimizi sattık. Ivır zıvır bayağı bir şey sattık. Şimdi soranlar olacaktır. Elfrik ve Çitin seti neden sattın diye. Dostlarım önemli bir projem var. Para lazım şu an. Oyun için para lazım yani bize. Ve şunlar gerçekten şu seti giydiğim zaman ve Çitin seti giydiğim zaman inanılmaz bir şey fark etmiyor ama HP çok fark ediyor. Bakın böyle. Zaten bunlar çakma rol gibiler. Bakın. Rezistans falan. Yani karakter ve tam bir vurgun çarı gibiydi. Biraz da artık karakteri CZ'ye doğru yöneltiyor diyelim. Ondan dolayı dostlarım ne yaptık? Şöyle bir şey yaptık. Şu takılarımızı sattık. Ama diğerleri duruyor tabii ki dostlar. Zaten artı 6 quest bonumuz var biliyorsunuz. Onu 7'ye deneme zamanımız da gelecek. Ama şu anlık böyle bir karar aldım. Neden bu kararı aldığımı tekrar söyleyeyim dostlarım. Çünkü karakterin HP'si çok az dostlar. Dayanmayacak. Ondan dolayı biraz daha HP ağırlıklı oynamak istedik. Hani evet okçu da belki de AP çok önemli ama hani elimizdeki itemi değiştirmeden old rolleri almadan zaten çok bir şey fark etmeyecek dostlar. Oralara old rol gelecek. Şimdilik şöyle taktık çakma rolleri. Buralara old rol gelecek zaten zamanla. Sıkıntı yok ama şu anlık hiç yoktan dostlar. Biraz para lazımdı. Onları da çitin seti falan sattım. 75'e falan bir para geçti elime şimdi oyun içinde. Onu paramızı biriktireceğiz dostlar. İnşallah birkaç bölüme kadar güzel bir mob alacağız kendimize. Her şeyden önce. Mob'dan önce de tabii ki şu quest mob'u deneyeceğiz. Eğer quest mob artı 7 olursa mob almayacağız. Onun yerine üstümüze yöneliriz. İşte
güzel bir şey yapabiliriz. Ama ben WoW'un artı 7 olmayacağını bilmediğim için hani item alacağız karakterimizi ama ne alacağımızı şu an sizlerden saklıyorum. Daha doğrusu ben de bilmiyorum yani tam olarak ne alacağımızı. Çünkü quest WoW geçecek mi geçmeyecek mi? Böyle bir etmen var. Velhasıl Draki aklarımızla başlıyoruz. 3 adet Draki'ye gireceğiz dostlar. Daha sonra MS'lere geçeceğim. MS'lere gireceğiz dostlarım. İnşallah güzel droplar alırız diyelim. Karakterin açivindeki MS'lere de girmeyi planlıyorum dostlar bu arada. Ama şu an mı girerim daha sonra mı girerim belli olmaz. Ama bugün içerisinde girmiş oluruz muhtemelen. Şimdilik buralardayız. Haydi bakalım şu 3 tane Draki'mizi halledelim. Herhangi bir drop alırsak ben size gösteririm dostlar. Çok fazla uzatmayalım buraları. Dostlarım ikinci Draki hakkımızda bir tane Rogue'ye Shell Bot'u hanemize ekliyoruz. Şöyle Shell Bot'umuz geldi. Gayet güzel. Bot da şu ara çok değerlenmeye başladı dostlar. Botlar gerçekten Shell Botlar oldukça değerli. Donluk ve botluk diğerlerine göre biraz daha değerli çitin ve Shell'lerde. O yüzden güzel oldu bot almamız. Hani, VB falan gösteremiyorum dostlarım. Belki işte yorumlarda belirtiyorsunuz abi VB yok falan. Yani dostlar zaten düştüğü zaman düşüyor VB. İşte geçen girdik bir tane Draki de iki tane düştü. Yani bunun ben çok fazla DC Premium'da inanılmaz alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu Draki droplarını da kısmışlar. Hani mecburen siz neye giriyorsunuz şu an? %100 alacağımız şey Shell ve XP. Bu kadar. Hani diğerleri gerçekten çok şansa kalıyor. O yüzden göstermek durumundayız. Çünkü yani bu nereden baksanız biz giydik bu arada az önce bu şeyle. Yanlışlıkla. Bu şenlerden baksanız 500k ediyor dostlar şu an. Para paradır sonuçta yani. Server, yeni server. Pandora gibi bir serverdeyiz. Eski serverde olsak zaten Draki farmıyla falan uğraşmayız. Hani anladınız mı? O yüzden biz mecburen bu dropları mecbur olarak göstermek durumunda kalıyoruz. Çünkü zaten parayı kastığımız şey Shell arkadaşlar. Yani VB kaç günde bir atıyor. Siz Shell'den zaten VB parasını çıkarıyorsunuz yani. Bana 10 tane Shell atsın zaten 5'e mi diyor dostlar ya. Anladınız mı? O yüzden bu şekilde bir sistem içerisinde oynuyoruz. Bu arada bossları kesmiyorum dostlarım. Son basacağız. Sondaki aklımıza da girelim. Evet dostlarım Draki haklarımızı bitti. Sadece bir adet Shell aldık. Onu da bankamıza atıyoruz. Ve farmımıza devam ediyoruz. Evet dostlarım tekrardan beraberiz. Şöyle bir mantikoru ufak bir boş buldum. Şuradaki arkadaş böyle kendi etrafında böyle tavaf ediyor burayı. Ben de hazır geldim arkadaşlar. Hem var yoruma görev itemi çıkarmak istiyordum. Hem de şöyle ufak bir çöp farmı yapmış oldum. Gerçekten çok iyi slot ama asla boş bulunabilen bir slot değil yani. Keşke boş bulunabilse ama böyle fazla fazla katabilsek. Gerçekten ama arkadaşlar müthiş derecede çöp atıyor. Yani şu çöpü hemen öyle 2-3 dakikada alıyorsunuz gidiyorsunuz. Bir de DC Premium'da düşünemiyorum yani gerçekten. Takdire şayan bir slot diyelim yani. Şu mantikorumuzu da keselim. Daha sonra ton atalım dostlarım. Şu çöplerimizi huzurumuzda satalım. Evet şöyle bir tane daha görev item aldık. Güzel 10 tane 16 tane bunlar lazım oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz görevlerin sıfırlanması da var. Ondan dolayı. Şöylece hemen ben sizlerin huzurunda çöplerimizi satayım. Çöplerimizden şunu da sattık. Şunları da satayım. B352K gibi bir nakit elde ettik. Gayet güzel. 500K nakitimize ulaştık hiç yoktan. Bize lazım olur bir süre. Evet. Dostlar şimdi JR'ye geçeceğiz. Varyor'la birlikte. Onun görevlerini de yapıyorum bu arada. JR'ye bize geçelim. Evet dostlarım JR'mize girdik hep birlikte. Bir tane magemiz, 3 tane okçumuz, 2 tane de varyor benimle birlikte. Şöyle bir bakalım parti bize. Zor bir parti gibi duruyor dostlar ama çok da kötü değil. Bundan çok daha kötülerini gördük. 2 tane varyor bir şeyler yapmaya çalışacağız gibi duruyor. Magemiz de desteklerse okçularda çok boşa benzemiyor. Yani göreceğiz arkadaşlar hep birlikte. Ben ama PK kalırsak genel olarak çok şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Hadi bakalım inşallah kazanırız yine de. Moral bozmak yok. Elimizden geleni elbette yapacağız. Partimiz için sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdilik Deva'da görüşmek üzere diyelim. Bize başarılar. Sizlere iyi seyirler. Dostlarım tam Deva'yı kesiyorduk ki karşı taraf geldi maalesef. İnşallah PK'yı kazanırız diyelim. Şöyle bir SV de isteyelim partimizden de.
Evet, Mondi'yi keserek 1-0 öne geçtik şu an. SV istemeye bir hacet yok. Şöyle bir karşı partiyi tatmamız lazım. Şöyle bir şu Priest'e babansak dostlar. Nasıl olur? Bizim Priest'i tutuyorlar ama buradaki Priest'i de tutabiliriz derken BSC geldi. Priest'imiz düştü çünkü sanırım. Şimdi bir SV alalım. Tekrar deneyeceğiz dostlar. Yapacak bir şey yok. Evet dostlarım, maalesef JRM'imizi kaybettik. İki tane Black Yam'la çıkıyoruz JRM'imizden. Hanemizi atıyoruz onları da. Bugünlük kaybettik. Belki yarın kazanırız diyelim. Nasip kısmet, şans her şey. Zaten partiyi gördüğüm an azıcık da anlamıştım. Yapacak bir şey yok. Dostlarım, yol üstünde bir Antares görüyoruz. Antares'imizi kesiyoruz sizlerle birlikte. İnşallah güzel bir item. İnşallah güzel bir drop. Otokutumuzu kapatalım. Otokutumuzu kapattık. Gerçekten mükemmel bir itemle bizi karşıladı Double X. Olsun, heyecanı yeter olsun. Evet dostlarım, yeni bir günden herkese merhabalar. Bugün tekrardan kayda JR ile girdim. Hiç fark yapamadım, eve yeni geldim. JR'den sonra eve daha yeni geldim diyeyim size. Hemen de JR'ye girdik. Sürekli videolar JR'lerden oluşuyor. Kusuruma bakmayın ama bunlara biraz yoğunum, ister istemez sınav yoğunluğu var. Belki kulağınıza duymuşsunuzdur, müfredat değişiklikleri vesaire var. Ondan dolayı yayın evinden ayrıca sıkıştırıyorlar. Kendi özel derslerim ayrıca sıkışıyor. Her şeyi birlikte yapmaya çalışıyorum dostlar. Siz de af görün artık, elimizden geldiği derecede. Videolarımızı aksatmadan sizlerle buluşturacağız. Biz de JRM'ize girdik. JRM'izdeki partimiz gördüğünüz gibi. Bu arada partimiz yani yine çok win bir parti değil gibi duruyor dostlar. Hani FK kalırsak biraz daha Allah'a emanet bir parti gibi duruyor. Ben okçu vesaire olduğu zaman partide çok sevmiyorum ama okçumuzda Eagle Eye falan var yani. Belli de olmaz. Ya diğer okçumuzun da yine Eagle Eye var. Göreceğiz dostlar, hep birlikte göreceğiz. Yeni sorunlarda da Eagle Eye fazla anlamlı. Sız derecede pahalı. İşte mesela Minard'da Eaglein 150 burada nereden baksanız 2000 liraya yakın Eaglein fiyatı var. Hani 8 GB deseniz dünyanın parası sonuçta. Ben çok fark ediyor. Ama tabii yeni server yeni serverdır. Her zaman diyoruz yani, yeni server bambaşka bir şeydir. Şimdiki JR'mizdeyiz. Haydi bakalım elimizden geleni yapalım dostlarım. Umarım kazanırız. Evet dostlarım, JR'miz gördüğünüz gibi bitmek üzere. JR'de birden fazla bilgisayarla giren bir arkadaşımız var, şu Mage. Maalesef kendisi de söyledi, 4 char'la girdim dedi. Yani arkadaşlar, bu tarz açgözlülükleri yapan insanları anlamıyorum gerçekten. Yani 4 tane char'la 5 tane char'la JR'ye giriyorlar. Yani yürüyorlar, düzgün atak da yapmıyorlar. Başkaları üzerinden bir şey kazanıyorlar. Yani haram para gibi bir şey yani. Başka bir şey değil. Hepimiz çok emek verdik. Çok şükür JR'mizi kazandık. Sadece iki tane silver gem aldık dostlar bu arada. Yani ala ala. Ama lakin olsun. Evet dostlarım, günlük draki haklarımızla devam edeceğiz. 3 adet draki hakkımıza üst üste gireceğiz. İnşallah güzel droplar alırız diyelim dostlarım. Başlıyoruz drakilerimize. Haydi bismillah. Dostlarım, İkinci draki hakkımızda ilk weapon blade'imizi alıyorduk. Bayağıdır alamıyorduk. Güzel oldu bu drop açıkçası. Gayet güzel. İnşallah daha fazla weapon blade almaya devam ederiz diyelim. Şanslıyız bugün. Devam edelim. Evet dostlarım, 3 adet draki hakkımızın sonuna geldik. Bir tane weapon breaker, bir tane de mageşerle bugünkü draki haklarımızı bitiriyoruz. Gayet güzel. Şöyle koyalım. 6 tane de upgrade scroll'umuz olmuş. Üzerine şu 6 upgrade scroll'u gösteremedim herhalde ben sizlere de. Dostlarım, Varyor'la görev yaparken çıkardık. Şöyle koyalım. Şellerimizi bir tane de weapon breaker. Yavaş yavaş oluyor. Silver gemlerimiz falan da var bugüne ait olan. Black gemimiz var. Güzel gidiyoruz yani. Şimdi MS'ye gireceğiz dostlarım. MS'lerimize geçelim yavaş yavaş ama. Dostlarım bakın, şurada Adventure Fight bölümünde Warthog 1 ve Warthog 2 görevleri var. Bu ikisini de yaparsanız bir tane daha MS veriyor mesela. Bu tarz, bu işte açık kısmını karıştırın, alabileceğiniz işte MS'leri falan alalım mutlaka hani. Ya burada da varmış bir tane. Bons 1, Bons 2 diyor ama bunlar biraz uzun yani. Bunlar için bunları yapmaya değmez. Değecek olanları yaparız yani bak.
Burada da varmış. Ne diyor? Ama bunlar zor bayağı. Sıkıntılı gibi duruyor da. Bakalım dostlar, yani şunları yapmaya çalışalım elimizden gel. Yani bakalım yapabilecekleri yapalım. Fazla fazla mesela var üzerimizde. Bir tane de üzerimizde var zaten. Tamam. Evet dostlarım, BDV'mize girdik sizlerle birlikte. İnşallah güzel bir BDV geçiririz diyelim. Şöyle bir partimize bakalım. Varyor ağırlıklı bir parti gibi duruyor. İnşallah PS'lerimiz de iyidir. Umarım kazanırız diyelim dostlarım. Şöyle ben altına koşmak istiyorum. Altına koşacağım dostlarım. Altına almak çok önemli. Ne olursa olsun hemen altına alacağız. Şöyle vuralım. Evet. Altına güzel bir pasya attık. Direkt düştük ama olsun, altarı vermedik hiç yoktan. Ya, altarı vermemek de büyük önem taşıyor. Güzel bir kal geldi. Hala oynayamıyoruz ama. Evet. Şu anda ortalık her yerde. Bu arada. Bakalım. Bizler yeniliyor gibi dostlar. Hala yanına sönme geçmiyor. Boşuna ge bulabilirsek. Şöyle biraz. Şuna geri düşürdük çoktan. Burada des olma yok ya dostlar. Çok kötü. Yani des olmak gerekiyor mutlaka ve mutlaka ama des olamıyorsunuz BDV'de. Öyle bir sıkıntı var. Güzel. 8.32 tek birimizi aldık sanırım. Evet dostlarım, tekrardan girdik. Şu priyes düşürebilirsek gayet güzel. Priyes düştü. Şuradan uyuyalım mı? Kime kadar var ya oynuyorlar. Arkaya bir kal geldi. Tekrardan yana. Çok iyi oynatıyor mageleri bu arada. Şu magelerine bir çözüm bulmamız gerekiyor illaki. Şu mageye hemen bir çözüm. Mageye bir çözüm gelmediği sürece çok zor. O mageler inmeden çok zor. Biz Warrior'a vuruyoruz da boşa vuruyoruz Warrior'a. Bu Warrior'u öldürmez magesi. Bu arada. Yani. Kime vuruyoruz ben anlamadım. Neden var öyle vuruyoruz onu hiç anlamadım. Çok zor. Çok zor. Çok yanlış hedefler. Maalesef. Muhtemelen lose dostlar bu BDV. Öyle duruyor yani. Evet dostlarım, BDV'miz bitti. Maalesef yenildik. Sadece bir tane BDV kağıt alıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Evet dostlarım, sizin için saniyeler sonra, benim için ise 24 saat sonra tekrardan merhabalar diyelim sizlere. Bugün ne yapacağız dostlarım? Günümüzü tabii ki de JL'mizle başladık. Partimiz güzel gibi duruyor arkadaşlar. Yani çok PK'lık bir parti değil. Kesinlikle bir PK'lık bir parti değil ama bizler de elimizden geleni yapacağız. Hadi bakalım, başladık JL'mize. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmaya oynayacağız arkadaşlar. Bize başarılar, sizlere iyi seyirler diyelim. Evet dostlarım, PK'ya kalmış durumdayız şu an. PK'ya kaldık. Karşı taraf devayı kesiyordu. Karşı tarafı bastık. Tekin kardeşimizin arkasında oynarsak iyi olur diye düşünüyorum ama hala bize kül gelmedi. Bakayım şöyle kimi test ediyoruz. Hemen bakalım. Şu hastası indirebilir miyiz? Son anda geldi külü. Şuradan bir isim falan yok mu? Yani biz uzaklanıyoruz ama Tekin'le aynı adama bulmamız lazım bu arada. Şu asas güzel bir hedef olabilir tekrardan. Z'den oynayalım. Aman dikkat, bize biraz fazla vurabiliyorlar. Üzerimizde çok fazla debuff var. Yani preslerimiz biraz daha ağır dostlar. Şu okçuyu indirebiliriz ya gerçekten ama yani ben atak kırmalı olarak yani sıkıntı dostlar gerçekten. Hemen des alalım. Bir türlü bir şey tutturamadık. Sekans tutturamadık aslında. Ey Murat 1-0 hala. Güzel, güzel. Ona vuramadık. Yanlış adama vurduk ama bir türlü, evet o benim hatam bu arada, onu söyleyeyim dostlar. Orası benim hatam, adama vuramadım çünkü seçemedim. Şu okçuyu alabilir miyiz? Çok uzak duramıyorum. Karşı tarafın priyesi de kesemiyoruz. Priyesi sağlam baya. Şöyle geldik.
Düşer mi anam? Yok, onların da şeyleri çok iyi ya. Buna geliri çok iyi. Şuradan bakalım, şu Priest'e girelim dostlar ya. Biraz zor gibi ama. Şöyle vuralım bakalım. Çökmeye çalışalım şu Priest'e. Yani ha babam de babam PK dönüp duruyor. Biz öleceğiz. Ben yani şuradan Desolan'ın tekine. Tekin aynı hedefe vurmamız lazım. Lavren. Burada Lavren'e atak kırmalıyız. Şöyle atak kırmamız geçti. Lavren'e yani sonsuz bir PK'nın içinde gibiyiz. Mesela kimse ölmüyor. Bizden de kimse ölmüyor. İlginç yani. Şu adam mı birli? Kim birli göremiyorum. Kardeş birli sanırım. Tekrar aldılar ama. Bakalım şu birli. Sürekli birliyor birilerini ama. Magiyi düşürdü mü? Evet. Bizden birileri düştü dostlar ya sonunda. Evet, ESC lazım. 3-0 gerideyiz. Bakalım. Evet dostlarım, JR'mizi yine boş geçmiyoruz Allah'ın izniyle. 22 saniyeye kazandığımızı teyit edeceğiz. Gerçekten partideki arkadaşlarımın teker teker eline sağlık. Dostlarım Discord'a gittik. Birazcık atışmalar oldu. Birazcık küfürleşmeler oldu. Ondan dolayı Discord kayıtlarını çok fazla koymayacağım. Yani Discord'da olduğumuz için ister istemez Melee ekip, hani kendi ekibim değil. Ama parti arkadaşların ellerine sağlık, gerçekten çok güzel oynadılar. Çok usta çevirdik diyelim JR'yi yani. Çok gerideydik. Geriden geldik, çevirdik. İki Silver Gem, bir tane Black Gem'le bugünü de bitiriyoruz dostlarım. JR'mizden tertemiz çıkıyoruz. Bu videomuzda genel olarak böyle hep JR'ydi, işte Draki'ydi, BDV'ydi, böyle geçti. Eventler üzerine geçti ama bu ara fazla farm yapacak fırsatı açıkçası bulamadım. Birazcık dediğim gibi bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı güncellemesinden sonra dostlar bayağı bir iş yüküm var. Şu an yayın evi bildiğiniz gibi değil. Bütün kitaplar falan böyle internete girin. Hani üniversiteye hazırlık kitapları falan bildiğiniz yarı fiyattan satılıyor. Her şey en baştan yazılıyor şu an. Bayağı bir yoğun bir süreçteyim o yüzden. Bildiğiniz gibi real hayatta matematik öğretmenliği yapıyorum. Bir yayın evinde çalışıyorum dostlar. Aynı zamanda özel ders de vererek geçimimi sağlıyorum. Hani ondan dolayı bu aralar biraz fazla yoğunum. Hep böyle işte akşam eve geliyorum, anca JR'ye yetişebiliyorum. JR'ye yetişip işte ondan sonra birkaç tur duraki giriyorum. Sonra oyundan ayrılıyorum. İster istemez bu ara bayağıdır böyle oldu. Bu videoda genel olarak bunlar çerçevesinde geçiyor. Kusuruma bakmayın ama tekrardan bir Draki'ye girdim. Ya biliyorsunuz şimdi Draki'lerde güzel bir XP ve ne kaynağı arkadaşlar bizler için. Tabii ki de XP ve drop kaynağı. Yani hem X hem para kasabileceğim bir yer. Ondan dolayı Draki'leri seviyorum açıkçası. Bakalım bugün neler olacak. Daha sonra üzerimizdeki MS'ler var. Bu açılımdaki MS'lerimiz var. Onlara da gireceğiz. Böyle MS'lerle videoyu biraz daha sonlarına doğru canlandırmaya çalışacağım dostlarım. Şimdilik drakimizdeyiz. Haydi bakalım bol droplar diyelim bizlere. İnşallah güzel droplar alırız dostlar. Evet dostlarım, draki aktarımız bitti. Maalesef sıfır dropla drakilerden ayrılıyoruz. Yüzümüz MS'lerde gülür inşallah diyelim. Şimdi dostlarım şuraya bir bakalım. Şurada MS'imiz var mı? Bir alalım. Hani şu MS'yi alalım. Şu ikinci MS'imizi alalım. Burada başka MS yok. Klan kısmında zaten hiç MS yok. Burada Achieve Knight Contribution Point 500. Yani 500 NP mi bağışla diyor klan. Anlamadım ama aynen. Dostlar şurada klanı biz bir 50 NP bağışlayalım. Aynen 50 NP daha atsak şura açılıyor mu? Klan kısmında. Hemen bakayım bakalım. Normalde bu klan kısmındaydı. Herhalde relokatlamamız gerekiyor. Bakayım. Ne kadar bağışladık şimdi klana? 521. Dostlarım relok atmamız gerekiyor muhtemelen. Hani oranın da tamamlanması için. Bir relok atalım bakalım o oran alabilecek miyiz. Bakın dostlar oyuna tekrardan relok atıp girdim.
Şimdi achievement açayım sizlere. Mesela klana. Şöyle normalden klan bakın. Gördünüz mü bakın? Açmış olduk. Aklınızda bulunsun. 500 NP bağışta buralar açılıyor. Mesela 500 milyonda o 2 milyar bağışla diyor. Cidden çok fazla yani 2 milyar falan da bağışlayamayız. 500 NP bağışlayıp ufak da olsa bir hemen oradan MS'lerimizi toplayalım. Bakın şurada MS'miz yok herhalde. Şurada yok. Şunu aldık. Gayet güzel. Şurada MS'miz yok. Lunar'da tabii ki MS'miz olmayacak. Kaos'a hiç girmedik zaten. JR'ye hiç girmedik. BRV'ye bir kare falan girdik. Burada olmaz dostlar. Şurada var mı? Şurada var. Bir tane aldık. Dungeon'a bakalım. Dungeon'da da herhalde hiç yok dostlar. Yani kolay olarak alınan. Şurada bir MS'miz var. Yine. Şurada bir MS'miz var. Aldık. Yani dostlar böyle ufak tefek şeylerle alabildiğimiz MS'leri aldık yani. Şurada herhangi bir MS yok. Eskiden buralarda daha fazla MS veriyordu ama bu açıklamaları güncellemişler artık. MS vermiyor birçoğu. Evet. Evet dostlar. Challenge'da da herhangi bir zaten MS falan yok. Evet. MS'lerimizi aldık dostlar. Toplamda kaç tane MS'miz var? Hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane MS gireceğiz. Üst üste. Ben bütün modları keseceğim dostlar. Son modda sizlere açacağım. İnşallah bizlere bol droplar. Sizlere iyi seyirler. Dostlarım ilk MS'imizin sonucuyla sizlerin karşısındayım. İlk MS'imizi dropla açalım diyelim inşallah. İlk MS'imiz maalesef boş geçiyor. Tohumumuzu attık. Böyle bir rehberimizi yapalım tekrardan. Herhangi bir çöp de alamadık arkadaşlar. Yani çok kısır bir MS'ydi açıkçası. Olsun. XP kastık. Sıkıntı yok. İkinci MS'imize geçelim. Dostlarım ikinci MS'imizin son modundayız. Bu MS'imizde de bu arada hiçbir çöp yoktu ama inşallah güzel bir drop olur diyelim. Maalesef bu MS'imiz de boş. Üçüncü MS'imize geçelim. Hiçbir drop yok arkadaşlar bu arada. Hiçbir çöp drop'u bile yok. Biraz drop'lar sanki bugün kısır gibi ama şansımızı deneyeceğiz. Evet dostlarım 3. Monster Stone'umuzun içerisindeyiz. Son boss'umuzu düşüreceğiz. Maalesef bu da boş. Yine sıfır çöp arkadaşlar. Bir sıkıntı var ya. Allah Allah bu level'da mı bir sıkıntı var? Neydi sıkıntı var? Yoksa bu Achievement'dan aldığımız VS'ler mi böyle kötü? Sorunu çözemedim. Ama yani bir tane bile çöp atmıyor. Çok ilginç. Evet dostlar 4. MS'yi gösteremedim. Herhangi bir drop alamadık ama 5. MS'nin içindeyiz. Pandora 2'ye geçtim. Bu arada herhangi bir drop yok yine. 5'te 0. Devam. Dostlarım 6. MS'nin içindeyiz. 6. MS'nin de bitti. Yani atmıyor gerçekten. Bugün atmıyor dostlar. Yok. 6 bitti. 4 kaldı. Son 4. Onda 1 alsak herhalde iyi. Evet dostlarım. Yine bir MS, yine bir son bölüm sonu canavarı. 7. MS, boş son 3 MS. Evet dostlarım, 8. MS'deyiz. Şöyle üzerimize ufak tefek de çöp birikti. Hemen 8. MS'de keselim. İnşallah bundan güzel bir drop ya. Hadi bakalım. Boş, boş yok atmıyor. Atmıyor, atmıyor, atmıyor. Devam dostlar. Evet dostlarım 9. MS'imizdeyiz. Son MS'imizde bir kala. Yine bir drop alamadık. Bence bu HVM'daki MS'lerde bir sıkıntı var. Bunlardan herhangi bir drop atmıyor dostlar. Yani %15 XP kastık. Başka da bir şey oluyor. Son MS'imize geçeceğim şimdi. Yok yani. Bilerek yapmışlar bunu. Bilerek ayarlamışlar. Başka bir açıklaması olamaz. Başka hiçbir açıklaması. Evet dostlarım son Monster Stone'umuzun içerisindeyiz. Haydi bakalım bir drop. Son MS'miz, son umudumuz. Yani atan şeye bakın. Son umuttan Old Crystal Belt attı. Ne kadar bu şunun bir drop değil. Çoktan drop ya. Old Crystal Belt. Hemen bakalım dostlar. Yanlış baktık bu arada. Crystal Belt olacaktı. Old Crystal Belt. Aynen şu. Bir çıksın da. Aynen. 4 RAM 800K gibi bir para yapıyor dostlar. 7 RAM falan da satılmış. Yani 5M civarında gider diye düşünüyorum dostlar. Hiç yoktan MP bonus veriyor. İyi yani. Her türlü satılır. Bu arada çöplerimizi de satalım. Yani 10 tane MS'den bir tane drop.
Çok az. Yapacak bir şey yok. Nasibimizde, ekmeğimizde, kısmetimizde ne varsa onu yeriz. Nasipten öte köy yok arkadaşlar. Harbiden öyle. Şimdi şunu da atalım. Şunları da atalım dostlarım. 1,7 yaklaşık paraya başladık. Şimdi hesaplama kısmına geçelim. Evet dostlarım, videomuzun sonuna gelmiş durumdayız. Farmımızın sonunda gerçekten güzel droplar elde ettik. Yaklaşık 50 enlik bir farm yaptık dostlar. 4 tane silvergem, 3 tane blackgem, 1 yeşil kutu, 1 VB, 1 tane old crystal vert. Shell'ler, upgrade scroll'lar, 1,7 para derken yine tertemiz arkadaşlar. 50 emi cebimize atıyoruz. Bu arada bazı arkadaşlarımız soruyor. Diyorlar ki hocam hani kaç saat oynuyorsun günde? Dostlarım hiç belli olmuyor. Mesela bugün JR'den sonra yaklaşık 1 saat kadar oynamak zamanı bulabildim. Bazen JR'den sonra 2 saat oynuyorum. Yani ama maksimum 3 saat oynuyorum. Hani daha fazlasını oynayamıyorum. Zaten sizlere video kaydında görüyorsunuz. 3 saatte hiç olmuyor neredeyse. Yani biliyorsunuz iş güç var sabahleyin. Akşam eve geldiğimde şöyle bir stres atmaca yapıyorum. Sizlere de elimden geldiğince içerik üretmeye çalışıyorum dedikten sonra videomuzu burada noktalıyoruz dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.